İşte Beykoz, işte millet, işte büyük usta. Başbakan Erdoğan, İstanbul'daki programına Kavacık'ta bir hastanenin açılışıyla başladı. Bugüne kadar binlerce açılış yapan başbakan, bu defa kurdelayı bir ameliyat robotuyla kesti. Başbakan, robotla kurdeleyi kesti kesmesine ama robotun hangi ülke malı olduğunu merak etmişti ve sordu. Ürün olarak ne? Amerikan meyşeği. Amerikan meyşeği. Japonlar bile. Onlar şimdi yapmaya çalışıyorlar. Açılıştan sonra Beykozlu vatandaşlara seslendi başbakan. Hedefinde ana muhalefet partisi vardı. CHP liderinin SSK'yı zarara uğrattığını hatırlatan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki siyasetçiler gibi vaatler verdiğini söyledi. Geçmişte biliyorsunuz. Bazı siyasiler şunu söylüyordu. Şu filanca ne veriyorsa ben beş fazlasını vereceğim diyordu. Şimdi bakıyorum Sayın Kılıçdaroğlu da aynı mantıkla gidiyor. Başbakan bu durumu Nasrettin Hoca'nın ünlü fıkrasına benzetti. Söyledikleri Nasrettin Hoca'nın dediği gibi hani göle mayayı çalıyor ya tutarsa diyor ya. Şimdi bununki de vatandaş olur ya. Ya tutarsa. Beykoz'daki konuşmasında MHP'yi de sert şekilde eleştirdi başbakan. Ürkücülerle bozkurtları ayrı tuttuğunu söyleyen Erdoğan, Bahçeli'nin bozkurtlarımı yürütürüm sözüne biz milletle yürüyoruz diye cevap verdi. Birileri bozkurtlarıyla yürüyormuş. Biz yaratılmışların en şereflisi olan halkımızla yürüyoruz. İnsanımızla yürüyoruz. Varsın Sayın Bahçeli. Bozkurtlarıyla kovalamacı oynasın. Bizim öyle bir yerdimiz yok. Başbakan Erdoğan %10 barajına da değindi. Ana sol iktidarları vardı. Niye kaldırmadınız? ANAP'la beraber el ele verip kaldırsaydınız. Başbakan Erdoğan Beykoz'dan sonra Şile'ye geçti. Basın mensupları da minibüsle başbakanı takip etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçim mitingi için Şile'de görmüş olduğunuz gibi binlerce vatandaşımız terminal meydanını doldurmuş durumda. Başbakan burada da Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. CHP zihniyeti 2B konusunda bugüne kadar hep önümüzü kesti. Anayasa Mahkemesi'ne gidenler bunlar. Şimdi sıkılmadan diyorlar ki 2B'yi biz çözeriz. Ya dürüst ol. Ana muhalefet partisinin Fransız kalmak sözünden rahatsız olduğunu söyleyen başbakan, bu ülkede olup bize Fransız olanlar var dedi. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sırada Çekmeköy vardı. Şile'den Çekmeköy'e geçişte yolda 15 dakika mola verdi. Molanın sebebi ise sonra ortaya çıktı. Konvoyun durduğu sırada başbakan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la telefonda görüştü.